Abi nasıl gidiyor geçimler? Vallahi geçimler gördüğün gibi. Olan param budur. 10 lira? 10 lira. Günlük mü? Olan param budur. Kalan para? Heh. Ne zamana kadar? Emekliyim. Emeklimde kalan param budur. Ayın kaçına kadar daha bu var? Kaç gün var? Ayın 21'ine. Daha 10 gün daha bu parayla idare edeceğiz. İdare edeceğim. Gidip gelip bakıyorum milletin duman kokusunda, su içmesinde faydalanarak gidiyorum evime. Şimdi 10 gün daha var. Yenge evde şu eksik bu eksik derse neyle alacaksın? Kavga ediyoruz. Artık günümüz kavgayla geçiyor. Günün çoğu kavgayla geçiyor. Eve gidiyorsun ayın yiyecek. Ayın 21'inde biraz yüzümüz gülüyor da bir saatlerine. Eve yiyecek bir şey alamıyoruz, birbirimizi yiyoruz diyorsun. Düşün bir ekmek yedi buçuk onu. Öyle bir şekilde gidiyoruz. Öyle bir şekilde gidiyoruz. Peki abi vatandaş niye bu duruma düştü? Niye 10 lira kaldı şimdi cebinde senin? Şu sorumlu kim? Birinci tabii sorumlu devlet büyükleri, baştakilerdir. Bir de bu aşırı derecede mültecinin Türkiye'yi istila etmesi. Yani aşırı derecede Türkiye'yi istila etmiş mülteciler. Yani adımını atsan her tarafta mülteci. Bugün ciddi anlamda yani. Misafirlik yetti diyor bazı. Misafirliğin hat safhasına çıkmış. Yani misafir bir gün üç gün. Ondan sonrası zaten fazlası haramdır. Bu kadar insanlar zaten misafir diye bu hale gelmiş. Misafir. Yani misafirlik diye bir şey kalmadı. Şöyle bir gez. Burada 100 kişi varsa bilgi 90'ın yabancıdır. Çevrendeki insanlar da rahatsız mı abi? Gitsin istiyorlar. Herkes istiyor ama kimse korkuda çıkıp da gitsin diyemiyor. Peki Cumhurbaşkanımız niye kalsınlar istiyor? Vallahi onu da Cumhurbaşkanı bilmiyorum. Onun için niye bu mültecileri göndermek istemiyor? Amacı nedir? Derdi nedir? Söylemlerinden bunu anlıyoruz. Ha yani biz şu kadar milyar dolar harcadık. Gerekirse bir o kadar daha harcarız. Onlar bizim ümmet kardeşimiz diyor. Ya tabii ki biz kimse kardeşimiz değilse demiyoruz ama yalnız bu kadar fazladır. Şu anda bir Esenyurt'ta mesela dünyanın mültecisi var. Bu kiranın artması, gıdanın artması, her şeyin artması bu aşırı göç, aşırı mültecinin olmasından dolayı kaynaklı. Bugün bir kira en kötü bir kira 8 milyardır. Ya bereket versin benim kendi evim vardı. Şu anda o emekli maaşı diyorum ya ucu ucuna getirmiyorum da hadi getiriyorum diyorum. Getiriyorum diyorum. Ne yapayım başka ne yapayım? Soygun mu yapayım? Evet. Gasp mı yapayım? Hırsızlık mı yapayım? Gençler evlenecekler, ev kuracaklar. Bir buzdolabı olmuş 45 bin lira. Onu da söyleyeyim. Benim 30 yaşında üniversiteli, 4 yıl üniversite okumuş bir oğlum vardır. Cümlemizi. Güvenip de evlenemiyor. Güvenip de evlenemiyor. Diyor baba diyor ben 4 sene üniversite okudum. Herhangi bir devlet dairesine bir yere bir giremediğimden dolayı özel sektörde 13 günde maaşla çalışıyorum. Ta burada Bostancı'ya gidiyor. Her gün Bostancı'ya gidip geliyor. Ben diyor 13 bin lirayla nasıl evleneyim, nasıl geçinirim. Sen bana söyle. Sen bana ne destek çıkabiliyorsun? Oğlum benim 7500 liram vardı. Onu da sana vereyim. Biz hiçbir şey yemeyelim. Başka bir şey değil mi? Hepsi. Bu gençlerin yurt dışına gitmesini nasıl engelleyeceğiz peki? Senin oğlun da istiyordur muhtemelen. En başta istiyor. Gençlerin yurt dışına engellenmesi için gençlere istikam sağlanması lazım. Yani şu gençlere hepsine istikam. Senin de sana da tabii ki hepimize istikam sağlanması lazım. Yani pırlanta gençlerimiz var. Maşallah Türkiye'deki gençler her zaman el üstünde tutacak vatanı için, şey için seve seve canını verecek gençlerimiz var. Ama maalesef gençlerimiz kendi ülkesinde yabancı olmuş, kendi ülkesinde dışlanmış, kendi ülkesinde. Yani bizim gençlerimiz bitmiştir. Yazık hadi biz yarın gün bizim torunlar bize küfür edecekler. Siz hiçbir sahip çıkmadınız. Bizim ecdadımız canını vererek Çanakkale'leri kazandı. Siz hiçbir şey yapmadan bak biz bu hale geldik. Benim bugün bir ev alamam, bir araba alamam, bir şey yapamam. Artık ben yaşım 53. Bundan sonra hiçbir şey yapamam. Evini barkını geçindirebiliyor musun? Tencere kaynıyor mu? Tencere şu an kaynamıyor. Kimsenin kaynamıyor. Nasıl kimsenin kaynamıyor? Kimsenin kaynamıyor. Götüren götürüyor abi. Nasıl kimsenin kaynamıyor? Abi götüren... Geçinen geçiniyor. Geçinen geçiniyor mu? Geçinen var. Adam en azından bize öyle söylüyorlar. 11.500'de geçiniyorlar mı? 11.500 de değil. Farklı rakamlar alıyorlar onlar. Abi farklı rakamlar alanlar belli değil mi? Milletvekilleri değil mi? He? Hükümet adamları değil mi? Ben biliyorum yayınla. Ben kimseden de korkmuyorum. Hiç kimseden korkmuyorum. Sen günde 750 bin lira harcıyorum diyor mesela Dilan Polat. Dilan Polat'ın enerji diyor. Al sana enerji seni yakaladı. Dilan Polat adamlar kurmuş sistemi. Kocası kurmuş sistemi. Karısı kurmuş sistemi ama karısı onu ifşa etti. İyi ki güzel oldu ifşa etti. Ya günde sen 750 bin lira. Ya ben bu halktan bir şey anlamadım. Bu halk eşek mi? Geri zekalı mı? Yani arkadaş sen nasıl şey yapıyorsun? Sen buna nasıl bu kadar parayı bunlara yatırıyorsun? Neymiş efendim bu kadar verir biz sana bu kadar vereceğiz. Ne efendim arıyorlar telefonla. İşte biz Ankara Hukuk Bürosu'ndan arıyoruz. Ya devletin dinleme şeyleri var yani dinleme cihazları var. Devlet bunları dinlemiyor mu arkadaş? Dinleniyor. Abi devletten hükümetten sıkıntı var. Devlet hükümet takip etmediği sürece günlük 800 bin de harcar yani. İş birliği mi yapmış bilemiyorum. Belki de Süleyman Soylu'yla fotoğraf çektirmiş olabilir bilmiyorum. Keramet Süleyman Soylu'da mı diyorsun? Vallahi keramet değil ya. Bir sıkıntı var zaten onlarda. Onlar başında varken de sıkıntı. Şu an başlarlarda sıkıntı. Ya benim burada onlardan bir ricam var yani. Hepsine bir ricam var. Artık bu ülkeyi düzeltin ya. Artık bozmayın ya.
sene 2015'ten sonra ülke bozulmuş. Ülkenin anası ağlamış. Ülkede hiçbir şey kalmamış. Bu ülkede tarikatlar olduğu sürece, tarikatlar olduğu sürece yolsuzluk olacak. Tarikatlar bitecek abi. Birincisi tarikatları bitti. Yolsuzluk var, yolsuzluk. Şimdi birisine burada sor, yolsuzluk nedir? Adam der ki yolsuzluk ben bilmem, yolsuzluktur. Yolsuzluk öyle değil. Bir anayasayı, bir kuralı gereğine aykırı kullanmaktır. Budur yani yolsuzluk. Demokrasi diyorsun, herkes diyor ben demokrasiyi biliyorum ya. Demokrasi nedir? Şimdi sor burada, belki çoğu kişi demokrasiyi bilemez. Demokrasi, eşitlik var, bir de adalet var. Eşitlik ayrıdır, adalet ayrıdır. Adalet yok. Eşitlik olabilir. Şimdi bir mağazaya git, kırmızı eti koymuş, eşitçe hepimiz görüyoruz yani. Ama eşitçe hepimiz, adaletçe hepimiz alabiliyor muyuz o eti? Alamıyoruz. Bu kadar basit. Adalet yok bizim ülkemizde. Adalet eksikliği mi? Adalet eksikliği var abi. Adalet yok. Dinden, Kur'an'dan, imandan bahsediyorlar ama din, imanla alakaları yok. Benim adaletim yoksa benim dinim de yok. Benim adaletim yoksa benim Kur'an'ım da yok. Benim adaletim yoksa benim Allah'ım da yok. Bu kadar basit. Adalet olacak. Zaten Kur'an'da diyor, Peygamber Efendimiz diyor ya, bir saat adaletli hükümet diyor, bir yıllık ibadetine bedelmiş. Bir saat ya. E bunlarda o da yok. Hiçbir şey yok. 31 Mart 2024'te seçim var biliyorsun, belediye seçimi. Sence İstanbul'u kim kazanacak bu sefer? AK Parti. Niye? Yine verecek. Bu millet verecek. Abi o kadar şikayet eden var diyorsun ama. Abi şikayet eden var da yine verecek. 3-5 kuruş eline sıkıştıracak milleti. Yine millet verecek. Sosyal yardımlaşmalara gidiyorsun. Kolu yardım dağıtıyor. 2-3 kolu yardım veriyor. Ondan sonra hepsini geri alıyor. Oyla alıyor, oyu aldıktan sonra sen şimdi zamlar var değil mi? Sigaraya 5 liraya geliyor, benzine geliyor, mazota geliyor, ona geliyor, buna geliyor. Ondan sonra seçime az bir süre kaldığı zaman ondan sonra biraz yardım veriyor, biraz makarna veriyor, biraz kömür veriyor, biraz doğal gaz yardımı veriyor. Ondan sonra oyu aldıktan sonra onları da geri alıyor yani. Bizim halkımızda hiçbiri akıl almaz. Ya hiçbiri akıl almaz. Ana, AK Parti, AK Parti, arkadaş yeter, AK Parti olmaz. A Partisi, B Partisi, C Partisi değil. Burada hepimizi adalet, yani başımıza adalet olsun, adalet istiyoruz. Adalet yok abi. Ülkemizde en yani sıkıntımız şu an sadece adalet. Başka hiçbir şey değil. Yani ülkemizde Adalet ve Kalkınma Partisi yönetiyor. Ama adalet de yok, kalkınma da yok diyorsun. Abi adalet de, onun adını ben sana söyleyeyim. AK Parti değil. AK Parti değil o. Adalet karalama partisi. Karalamış her şeyi. Hiçbir şey bırakmamış. Adamların ampulü bile değişmiyor ya. Her yıl aynı ampul. Nasıl olacak? Bari tasarrufluya geçseler. Yani bari tasarrufluya onun yerine koy yani. Eyvallah. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Vatandaşın geçimleri nasıl? Geçim mi? Berbat. Niye berbat abi? Yani sorgulayalım bir. Ekonomi diyelim. Yönetenler diyelim. Yönetenler mi kötü yönetiyor? Yönetenler tabii ki. Savaşın etkileri her türlü Türkiye'ye yansıdığı için. Yönetenler kötü yönetiyorsa niye seçiyoruz o zaman hali? Ben kendim seçmiyorum. Ben oy vermiyorum. Ben seçmedim ama ben de yandım diyorsun. Evet. Kurmayan da yaşlı yanıyor. Ülkenin %80'i aptal olduğu için. O %20 içirse biz de yanıyoruz. %20'de yanıyoruz. Evet. Peki 20 yıldır hala niye devam ediyor o zaman? Hadi bir seçim kandık. Yani bir seçim kandık. Bunun bir açıklaması olamaz çünkü kafa değişmedikçe 100 yılda geçse, 100 yıllar da geçse devran böyle gelmiş böyle gider. Değişmez. Değişmez.